İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Güney Bölümünün davetine yanıt verdi. Artsakh yaşıyor. İkinci Ermeni Cumhuriyeti'nde büyük bir kültür festivali başlıyor. Bugün Berzor'un kurtuluş günü. Edmond Manukyan, Başbakan Millet Meclisi'nde hangi sırdan bahsetmek istedi? Tunç Çağı'nda Ermenistan. Bugün Uluslararası Müze Günü. Tarih, 1. Artsakh Savaşı sırasında Bartsung 5165 adlı dernek, Hovsep Hovsepyan himayesinde Artsakh'taki Mardagert'in etkilenen nüfusuna yardım etmek için insani yardım eylemleri düzenlemeye karar verdiğinde 30 yıl öncesine dayanıyor. Ekipte diğerlerinin yanı sıra Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Güney Bölümünün şu anki eş başkanı Julien Dikran Harutyunyan'ın babası Claude Harutyunyan hazır bulunuyordu. Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Güney Bölümünün eş başkanları Aurora Brunay'ı, Julien Dikran Harutyunyan'ı ve Azat Balalas Kazancıyan'ı selamlayan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın bu kuruluşun Yemen'e katılması tarihi, Fransa yasama seçimlerinin arifesine denk gelse bile tesadüfi değildir. Başkan Armenak Abrahamyan, Marsilya Ermeni cemaatinin 30 yıldır Artsakh Ermeni nüfusuna zor zamanlarda yaptığı yardımları unutmuyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Senatör Brigitte Devaza ile birlikte birkaç seçilmiş yetkilinin yanı sıra Büyükşehir Konseyi'nin genç temsilcileri, Marsilya Provence Metropoliti eski başkanı Martin Vassal, Marsilya Provence Metropoliti eski başkanı, Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan, Muhammad Lahila ile bir araya geldi. Bu şahıslar Fransa'nın durumunu, Ermeni sorununu, Batı Ermenistan'daki Ermenilerin haklarını daha iyi anlamakla yakından ilgilenenler ve her zaman Ermeni halkını desteklemeye hazır olan şahsiyetlerdir. Bununla birlikte bugün Fransa aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başkanıdır. Dolayısıyla Batı Ermenistan hükümeti, parlamentosu ve Ermeni toplulukları bu siyasi gerçeği hesaba katmalıdır. Bu akşam yemeği başkana Batı Ermenistan sorununu ve Ermeni halkının geleceğini şekillendirmedeki mevcut rolünü daha iyi anlatmak için dernek liderleri, Ermeni cemaatinin aktif üyeleri ile bir araya gelme fırsatı verdi. Bu toplantıya Covid'den 2 yıl sonra ihtiyaç vardı ve bunu gerçekleştirdiler. Genesis Armenia Beyin Merkezi Vakfı 19-28 Mayıs günleri arasında Artsakh'ta tiyatro gösterileri, film gösterimleri, açık ulusal dans dersleri, kültürel tartışmalar ve büyük askeri yurtsever konserin yer alacağı büyük bir kültür festivali düzenleyecek. Artsakh Yaşamaktadır adlı festivalin doğrudan sponsoru Genesis Armenia Mütevelli Heyeti Başkanı Samvel Vartanyan ve eşi Anna Dadasyan'dır. Kültür faaliyetleri Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan'ın himayesinde gerçekleşecek. Festivalin amacı savaş sonrası Artsakh'ın kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırmak, kişinin kendi gücüne olan inancını güçlendirmek, manevi değerlerin uyanmasını teşvik etmektir. 19-24 Mayıs tarihlerinde Hamazgayın Tiyatrosu'nun oyuncuları Stepanakert, Mardagert, Martuni, Cardar ve Ağavno topluluklarında bulunacak. Ardından oyuncular, devlet kurumları, kültürle ilgilenen kişiler ve seyircilerle toplantı tartışma gerçekleştirecek. Ermeni orduları Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh'a bağlayan Hayati Berzor, Laçin kentini 18 Mayıs 1992'de kurtardı. O zamanlar Artsakh için bir yaşam koridoruydu. Şehrin kurtuluşu ile birlikte Kaşatağ olan tüm bölgenin kurtuluşu başladı. 13 Mayıs'ta Şuşi ile Laçin arasında bulunan Zarasli köyü yakınlarında Ermeni kuvvetlerinin düzinelerce zırhlı araç ve çok sayıda birlikleri toplandı. Laçin ile bağlantı yoktu. Hastane, okul, mahalli idare binası yıkılmıştı. 15 Mayıs'ta Ermeni birlikleri Ağdam bölgesinde Gülablu köyüne saldırdı. Sayısal ve konumsal avantaja sahip olan Azeri birlikleri saldırıyı püskürttü. 17 Mayıs'ta Ermeni kuvvetleri Azerbaycan ordusunun Şuşi yönünde yaklaşık 1000 askerin yer aldığı saldırısını püskürttü. 18 Mayıs'ta Savunma Bakanı Vazgen Sarkisyan,
Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan yolun açıldığını duyurdu. Günün ikinci yarısında Azerbaycan Savunma Bakanlığı temsilcisi Laçin'in düştüğünü kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti özel görevlere sahip Büyükelçi Edmond Marukyan, birkaç gün önce Hayastan adlı siyasi grubun milletvekili Armen Rustamyan'ın Ulusal Meclis'te Nikol Paşinyan'ın istifası için kamuoyu talebini sunduğunda Nikol Paşinyan'ın hangi sıra hakkında konuşmak istediğini kamu televizyonunda dile getirdi. Edmond Marukyan'a göre Başbakan 2007'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin Madrid ilkelerini kabul ettiği zaman ve böylece Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1991'de Artsakh'ın bağımsızlığını ilan ettiği referandumu hiçe saydığını söylemek istedi. Çünkü Madrid ilkeleri uyarınca yeni bir referandum konusu ele alınıyordu. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Ermenistan'ın erken Tunç Çağı kültürünün antik kompleksleri Kur-Araks Havzası'nda yoğunlaşmıştır. M.Ö. 4. bin yılın sonunda Kur-Araks kültürü Ermeni platosunun güneybatı bölgelerinde İran'da ve Kuzey Kafkasya'da yayıldı. Ermeni platosunda ortaya çıkan hiçbir kültür Kur-Araks bölgesi gibi gelişmemiştir. Eşi görülmemiş yayılmanın nedeni etnik hareketleriydi. M.Ö. 19. yüzyılın ortalarından itibaren platonun doğusunda ve kuzeydoğusunda Sünik, Artsakh, Sevan Havzası, Ahtsev Vadisi çoğunlukla yerleşimlerle temsil edilen Sevan-Artsakh kültürü yayıldı. Ermenistan'da demir çağı M.Ö. 2. bin yılda başladı. Demir kaynakları bakımından zengin yaylalar, Sünik, Muş, Hunus ve bunun gibi Orta Asya'da önemli bir ham madde tedarikçisi haline geldi ve hakim bir konuma sahip oldu. Ünlü demir çağı anıtları arasında Medzamor, Şamiram, Davin, Garmir Bulur gibi antik sit alanları yer almaktadır. Uluslararası Müzeler Konseyi'nin önerisiyle uluslararası toplum müzeleri birleştirmek ve halk için eğitim, kültür ve eğlence merkezleri olarak rollerini kullanmak amacıyla 1978'den beri 18 Mayıs'ı Uluslararası Müzeler Günü olarak belirlemiştir. 1992'den beri her uluslararası müze gününün bir konusu vardır. 1978'den beri her yıl bugün Ermenistan Cumhuriyeti de dahil dünya çapında 150'den fazla ülke tarafından kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Slava Yegyazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Matnerut Mernem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.